Video ile birlikte iki boyutlu Laplace denklemi üzerine konuşmaya başlıyoruz ve hemen nasıl bir ifadeymiş bir bakalım. U'nun x'e göre ikinci dereceden kısmi türevi artı U'nun y'ye göre ikinci dereceden kısmi türevi eşittir sıfır formunda bir ifade. Bu ifade baktığımızda lineer ve homojen bir denklem oldu dikkatimizi çekiyor değil mi? Sıfır eşit ve ifade lineer. Ve denklemde gördüğümüz gibi zaman parametresi yer almıyor. Yani t yer almıyor ısı denkleminden ve dalga denkleminden farklı olarak. X ve Y değişkenleri yer alıyor. İki tane değişken yer alıyor. O yüzden iki boyutlu Laplace denklemi deniyor buna. Ve zaman parametresi yer almadığına göre zamana bağlı olmayan durumların modellendiği bir diferansiyel denklemdir diyebiliriz Laplace denklemi için. Elektromanyetizmada, akışkanlar mekaniğinde, astronomide birçok alanda özellikle bu denklemin modellediği durumlarla karşılaşılıyor. Bu nedenle bu denklemi incelemek, bilmek önemli diyelim. Ve iki tane değişken içeriğine göre tabii ki buradaki u e, fonksiyonu da u(x,y) olarak ifade edilen bir fonksiyon olacak. Şimdi bu denklemi nasıl çözeriz? Çözüm için nelere ihtiyacımız var? Bu konuyla ilgili biraz konuşalım. Çözüm için ilk ihtiyacımız olan şey bu denklemin uygulandığı nesnenin şekli geometrisi diyebiliriz. Bunu tanım aralığı olarak da ifade edebiliriz. Tanım aralığı derken burada şunu kastediyoruz. X değişkenimiz ne ile ne aralığında tanımlanmış? Y değişkenimiz ne ile ne aralığında tanımlanmış? Diyelim ki X değişkenimiz 0 ile L aralığında, Y değişkenimiz de 0 ile H aralığında tanımlanmış olsun. Bu durumda tanım aralığımız ne olacaktır? Nasıl nasıl ifade edilebilir? Böyle bir dikdörtgen alanı olarak ifade edilebilir, değil mi? Laplace denkleminin uygulandığı ne diyelim? alan, geometri olarak düşünebiliriz bunu. Tabii ki x ekseninde düşünürsek, x sıfırla l aralığında, y ekseninde y sıfırla h aralığında, dolayısıyla bu aralıkta ikisinin birlikte tanımlandığı aralıkta böyle bir dikdörtgen alanı temsil edecektir diyelim. Tabii ki illa geometrinin bu olmasına gerek yok yani farklı geometriler de olabilir. Ancak çözümü de bu geometriye göre değişecektir Laplace denkleminin. Biz burada böyle dikdörtgen bir alan olarak tanımlı şekline bakacağız çözüm için ve tanım aralığı bu şekilde verilmiş diyelim ve de bunun haricinde ne olabilir? Sınır değerleri ya da sınır şartları bizim için önemli olacak. Laplace denkleminin çözümünü e, düşünürken diyelim. Laplace denklemi için sınır değerleri nasıl verilir? 4 tane sınır değerleri değeri ya da şartı olur Laplace denklemi için. Neden 4 tane? E çünkü 2 tanesi x için, 2 tanesi de y için tanımlanır. x'e x0 olduğunda ve xL olduğunda ne oluyormuş? onu ifade ediyor buradaki iki tane x için verilen sınır değeri. Bunu da nasıl gösteriyoruz? U 0y virgül yani x yerine 0 yazıyoruz. Eşittir g 1 y gibi bir ifade mesela. U l virgül y x yerine l yazıyoruz. Eşittir g 2 y gibi bir ifade mesela. Bu şekilde iki tane x için sınır değeri veriliyor. İki tane de y için veriliyor. Yine y yerine 0 yazdığımızda ne oluyormuş değil mi? Uçlarda yani sınırlarda ne olduğunu anlıyoruz. Zaten adı üzerinde sınır değer değeri ya da sınır şartı bunlar değil mi? E, u x virgül 0 eşittir e, f 1 x e, u x virgül h değil mi y yerine bir 0 yazıyoruz bir de h yazıyoruz ve ne olduğuna bakıyoruz e, u x virgül h eşittir f 2 x gibi e, ne, ne yapılabilir verilebilir y için sınır değerleri ya da sınır şartları diyelim elimizde 4 tane sınır değeri ya da sınır şartı olacak bu ifade için diyelim. Peki başlangıç değeri ya da başlangıç şartı olacak mı? Olmayacak. Neden olmayacak? E çünkü zamana bağlı bir denklem değil bir kere değil mi? Zamana bağlı denklem olmadığına göre e yani t eşittir 0 anında ne oluyormuş falan falan. Zaman parametresi yer almıyor ki zaten böyle bir şey söylemek saçma olur değil mi? Dolayısıyla başlangıç değeri ya da başlangıç şartı diye bir şey yok Laplace denklemi için. Sadece bu dört tane sınır değeri ya da sınır şartı ile ilgileniyor olacağız. E, bu dört tane sınır şartı ne şekilde karşımıza çıkabilir? E, buna bir bakalım. E, sınır şartlarından üç tanesi homojen. Bir tanesi homojen olmayan olduğunda Laplace denkleminin çözüm metodu ısı denklemi ile aynıdır. Tabii ki homojen ve lineer sınır şartlarımız olması gerekiyor ki ne yapacağız? E, ne diyeyim? Değişkenlerin ayrılması metodunu uygulayabilelim değil mi? Homojen ve lineer olmayan sınır şartlarında değişkenlerin ayrılması metodunu uygulayamayız. Ancak 3 tane homojen, bir tanesi homojen olmayan sınır şartı verildiğinde çözüm metodumuzu ısı denklemi ile aynı şekilde düşünebiliriz. Homojen olmayan sınır şartını ne olarak düşünürüz? Hani ısı denklemindeki başlangıç şartı ya da başlangıç değeri gibi düşünürüz ve aynı şekilde çözümü yaparız. Mantık olarak aynı şekilde ısı denklemi ile çözümüne gidebiliriz diyeceğiz. Tabii ki burada şöyle bir soru akla geliyor. E, peki sınır şartlarının 4 tanesi de lineer ama homojen olmayan sınır şartı olursa acaba ne yaparız? Çözümü nasıl düşünürüz? Böyle bir soru akla gelebilir. E, bunu da şöyle düşünelim bakın. 4 sınır koşulunu birden yani 4 tane homojen olmayan sınır koşulunu birden sağlayan çözüme u x virgül y dersek eğer e, bu ne anlama gelecektir? İşte... 4 tane sınır koşulunu birden sağladığına göre bu ifade değil mi? Y yerine H yazsak bu buradaki ifadeyi alıyoruz, elde ediyoruz demektir. Yani sınır koşulumuzu sağlıyor. Y yerine 0 yazsak F1 x elde ediyoruz. Yani sınır koşulumuzu sağlıyor demektir bu çözümde. Yine bu çözümde X yerine 0 yazsak G1 Y'yi elde ediyoruz. Sınır şartımızı sağlıyor ve X yerine L yazarsak da yine G2 Y'yi elde ediyoruz. Yani sınır şartımızı sağlıyor demektir bu değil mi? 4, çöz 4 sınır koşulunu birden sağlayan çözümün olması bu demektir. Peki bu U X virgül Y'yi bu durumda nasıl düşüneceğiz? Nasıl bulacağız? Bu x virgül y'yi bulmak için 4 tane homojen olmayan sınır şartımız varsa 4 kere Laplace denklemini çözmemiz gerekecek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyorum. Mesela şöyle düşünelim. U1 x virgül y gibi bir çözüm düşünelim. Ve bu çözüm buradaki 3 tane şu sınır şartlarının homojen olduğu yani sıfıra eşit olduğu bir tanesinin sıfıra eşit olmadığı durumun çözümü olsun. Yine u2 x virgül de yine bu bu sefer buradaki 3 tane e, ne diyelim sınır şartının homojen oldu. Bu sefer bunun homojen olmadığı durumun çözümü. u3 x virgül y ne diyelim e, bu sefer buradaki e, sınır şartının homojen olmadığı diğer 3 tanesinin homojen olduğu durumun çözümü. u4 x virgül de buradaki sınır şartının homojen olmadığı diğer 3 tanesinin homojen olduğu farklı durumların çözümleri olsun. Bu durumda u x virgül y'yi yani... 4 sınır şartımızı birden sağlayan çözümü bu 4 tane ne diyelim 3 homojen bir tanesi homojen olmayan e, durumun çözümünün toplamı olarak yazabiliyoruz. Tabi bu neden böyle diyeceksiniz yani bunu kafadan mı attık tabi ki kafadan atmadık. E zaten bu eşitliğin doğru olması gerektiğini düşünebiliriz. Nasıl düşünebiliriz bakın mesela ne diyelim u x virgül y'yi bu dördünün toplamı şeklinde yazarsanız zaten bütün sınır koşullarını sağlayacaktır neden sağlayacaktır? Örneğin şöyle bir durumu düşünelim mesela. U x virgül sıfır değil mesela şu sınır koşulunu sağlaması lazım. U x virgül eşittir f1 x olması lazım değil mi? E burada y yerine 0 yazalım ne elde ederiz? U x virgül eşittir ne olacaktır? U 1 x virgül artı u 2 x virgül şöyle yapalım u2 x virgül 0 artı u3 x virgül 0 artı u4 x virgül 0 olacaktır. E u1 x virgül 0 neye eşittir? Bir bakalım. F1 x'e eşit öyle değil mi? F1 x'e eşit. U2 x virgül 0 neye eşit? U2 x virgül 0 0'a eşit. U3 x virgül 0 neye eşit? U3 x virgül 0 0'a eşit. Ve U4 x virgül 0'a da bakarsak onun da 0'a eşit olduğunu görüyoruz. E bakın ne oldu? Ne oldu? Buradaki bu şekilde yazılan çözümde y yerine sıfır yazdığımda f1x'i elde ettim. Yani sınır şartımı sağladım. Bir başka şey de yazsak yine onun için de sınır şartımız sağlanacaktır. E çünkü böyle toplam şeklinde yazdığımızda buradaki sınır şartı sağlayanlar haricindekiler sıfırlanıyor gördüğümüz gibi. Mesela bir tanesine daha bakalım. E, atıyorum bu sefer de y yerine e, bir şey yazalım. Y yerine h yazalım. Mesela ux virgül h'nin neye eşit olması lazım? Ya da x yerine yazalım bu sefer x yerine l yazalım. U x l virgül y'nin u l virgül y'nin g 2 y'ye eşit olması lazım Sınır koşulumu sağlaması için. E bakalım bu gerçekten sağlayacak mı böyle yazdığım zaman ifadeyi? U ne dedik? l virgül y eşittir ne olacaktır? X yerine l yazıyorum. U 1 l virgül y l virgül y artı u 2 l virgül y artı u 3 l virgül y artı u 4 l virgül y olacaktır. U 4 L virgül Y. Böyle yazalım. U1 L virgül Y neye eşittir? Sıfıra eşittir. Bakın. U2 L virgül Y neye eşittir? G2 Y'ye eşittir. G2 Y diyelim. U3 L virgül Y neye eşittir? Sıfıra eşittir. Ve U4 L virgül Y de sıfıra eşittir gördüğünüz gibi. E demek ki buradaki bu formda yazılan çözümde ne yapıyoruz? E, y yerine ne dedik? E, pardon. X yerine L yazsak da G2Y değerini elde ediyoruz. Yani sınır şartımız sağlamış oluyoruz. Neden? Çünkü diğerleri sıfırlanıyor zaten, değil mi? Bu formda yazdığımız zaman bütün sınır şartlarımızı sağlamış oluyoruz. Diğerleri için de bakabilirsiniz, aynı şey olacaktır. O halde e, böyle ne diyelim? 4 tane homojen olmayan sınır koşulumuz olduğunda, ama tabi lineer olması lazım sınır koşullarının. E, tabi e, ne diyelim? lineer ama homojen olmayan e, sınır şartlarımız olduğu zaman ne yapacağız bunları e, bu şekilde üç e, ne diyelim bir tanesi homojen olmayan üç tanesi homojen yani üç homojen ne demekti sıfır eşit üç tanesi homojen farklı çözümlere ayıracağız ve bunların hepsini toplayıp ne yapacağız e, çözümü 4 homojen olmayan sınır şartını sağlayan çözümü yapacağız ve yani bunun için de tabii ki dört tane ayrı e, ne yapmak lazım? Bu dört durum içinde bu Laplace denklemini çözüyor olmak lazım. Ve sonra tabii ki Laplace denkleminin bu halinin çözümünü de bir ısı denklemi çözümü ile benzeştiğini düşünün. E, dört kere ısı denklemini çözüp sonra da bulduğumuz sonuçları topluyor falan olmamız lazım. Çok zahmetli bir iş tabii ki. Bunun örneğini yapmak da e, hani bir videoya sığacak bir şey değil. O nedenle biz e, bunun örneğini yapmayacağız ama... Bir tanesi homojen olmayan, üç tanesi homojen e, olan sınır şartlarının Şartlarında durumu nasıl çözüme nasıl gidiyoruz? Bununla ilgili örnek yapacağız bir iki tane. Dolayısıyla bu video bu kadar olsun. Tabii ki bununla ilgili örnek yaptığımız zaman sonuçta bunu yapmıyor olsak bile nasıl yapı yap yapılabileceğini artık biliyoruz değil mi? Nasıl düşüneceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla şununla ilgili yani şu durumla ilgili Laplace denklemi çözümünü nasıl yaparız? Üç tane homojen bir tane homojen olmayan sınır koşulumuz olduğunda bununla ilgili örnek yapıyor olacağız. Bir sonraki videoya bırakalım onu da.